Merhaba hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle iki renk ipimle geldim. Çok güzel, böyle kız çocuklar için, bebekler için saç bandanası yapacağım motifli bir şekilde. Benim ipimin bir tanesi böyle rengarenk bir ip, bir tanesi de krem rengi. Bunun yerine tek renkli bir ip de kullanılabilir. Hatta tek renk değil, hani mesela farklı farklı renklerde de yapılabilir. Ben elimdeki malzemeyi değerlendirmek adına bu şekilde tercih ettim. Anlatıma geçmeden evvel, eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim diyelim. Ve hemen anlatıma geçelim. Tığım da bu arada 3.25 milim. İpinizin kalınlığına göre, elinizin durumuna göre tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şöyle başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. En baştaki zincirin içinden tığımı geçirdim. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği de tığımdaki ilmekten geçirerek bir zincirle sabitledim. Minicik bir halka oluşturduk. 3 tane zincirimi çektim. İpi üzerine aldım. Halkamızın içerisinden yine tığ geçirip bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini bir, ikisini bir çıkardım. İkili trabzan yapıyorum tekrar. İkisini tek seferde, ikisini de tek seferde. Burada iki tane zincirimizi çekelim. Tekrar ipi üzerine aldım. Aynı halkanın içerisinden bir ilmek daha çıkardım. Ve yine ikili trabzanımı yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 tane daha zincir çekelim. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinden. 1 2 tane ve 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. 1 2 3 tane oldu. Şimdi 4. grubu yapacağım. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Son olarak 2 zincir ve en baştaki zincirimizin tam tepe noktasından şöyle tığımı geçirdim. Çıkardığım ilmeği de tığımdakinden geçirerek bir de zincir çekip sabitledim. İpimi kestim bu noktada. Şöyle minik bir motif oluşturduk. Şimdi krem rengini alacağım. Şöyle herhangi bir köşeden, zincir boşluğundan tığımı geçirip ilmeğimi atıyorum ve buraya sabitledim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine alıp aynı boşluğun içerisinden batarak yine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane daha yaptım buraya. Zincirimle birlikte 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. İpimi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinden ilmeğimi çıkardım. Şöyle 1 2 ve 3. İpi üzerine aldım. Bir sonrakine geçiyorum köşeye. Alttaki 3 trabzanı atladım. Köşedeki boşluk zincir kısmına geçtim. 3 tane trabzan. 3 tane zincir ve yine aynı noktaya 3 tane trabzanımı yaptım. Burayı da tamamladık. Diğer tarafa geçiş yapacağım şimdi. Aynı şekilde motifin etrafını dolanıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane de zincir ve aynı noktaya 3 tane daha trabzan. İpi tekrar üzerine aldım. Son boşluğumuz 3 tane trabzan. 3 tane zincir. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha trabzanımı yapıyorum. Direkt en baştaki zincirin tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmeği de tığımdakinden çıkardım. Ve bu şekilde motifimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci motifimizi aynı şekilde yapalım ve ekleme kısmına bakalım. Evet, motifimi şöyle ilerlettim. Hemen yandaki parçamı alıyorum. Ben motiflerimi aynı şekilde birbirine ekledim. Şöyle bakalım, gördüğünüz gibi. Burada iki parçasını yaptım. Üçüncü parçada, üçüncü köşede 3 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer motifimi aldım. Arka yüzü
birbirine denk gelecek şekilde motiflerin. Şöyle tutuyorum. Buradaki boşluğun içerisinden köşeden battım ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İpi üzerine alıp köşeye tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Şu ara kısımdaki boşluktan bakın. Orada da 3 trabzanı geçip aradaki boşluktan şu şekilde geçirdim. Bir sık iğne yaptım. Burada zincir falan çekmeden hemen üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir çektim. Köşe noktasında tekrar sık iğnemi yapıp bir zincir çekip son köşemize 3 tane daha trabzanımızı yapalım. 2 ve 3. Ve burada tepe noktasından yine sabitleyip kapatalım. İpimizi kestikten sonra da arka kısımdan hemen şöyle tekrar ipi arkaya çekip sabitleyelim ve iplerimizi temizleyelim. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi kaç tane motif olacak kısmına geldiğimizde kullanacağınız hani yapacağınız yaşa göre sayıyı ayarlayabilirsiniz. Şu benim için yeterli. Tahmini olarak bu 1-3 yaş arası uygun olur diye düşünüyorum. Onun için ben 2, 4, 6, 7 motif üzerinden başlayacağım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Tabii ki yetişkin için de olabilir. Çocuk için de, genç için de olabilir. Dolayısıyla sayıyı baş çevresine göre ayarlayın. Ben şimdi bu şekilde devam edeceğim. Şöyle krem rengi ipimi aldım. Hemen köşe noktasından şuradan ipimi sabitliyorum. İlmeğimi attım. Buraya da bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Buraya tek yaptım. Hemen ipi üzerine alıp şu ara boşluğa geçeceğim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Şöyle tekrar ipi üzerine alıyorum. 1 2 ve 3 battığımız yerlere hemen bir bakalım. Bu motifimin köşesi, iki motifin arası ve şuradaki motifin köşesi. 3 tane de buraya battım. Tekrar ipi üzerine aldım. Motifin arasındaki boşluğa 1 2 ve 3. Eliniz sıkıysa, kasacak olursa ara kısımlara birer tane zincir çekebiliriz ki benim de tığım çok kalın olmadığı için hemen şöyle yapacağım. Araya zincir çekeceğim ben de. Eliniz çok rahatsa ya da işte tığınız kalınsa çekmeyebilirsiniz. Bir tane zincirimi çektim burada. Motifimin köşesine, iki motifin arasına ve yandaki motifin diğer motifin köşesine birer trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve yine buradaki boşluk kısmına 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Yine bir zincir. Yine iki motif arası aynı şekilde ilerleyecek. Bu taraftaki sağdaki motifin köşe noktası 1, iki motifin arası 2 ve soldaki motifin köşesi 3. Zincirimi çektim. Şuradaki boşluk kısmına geçtim. Bu şekilde devam edelim. Bir zincir ve yine aynı rutin. Şimdi sıranın sonuna kadar ben bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, uca kadar geldim. Şöyle. Burada yine en uç köşeye bir trabzanımı yapıyorum. Zincirimi çektim ve çevirdim. Tekrar 3 zincir ipi üzerine aldım. Ara boşluğa geçiyorum. Şurada zincirimi yeniden çekeceğim. 1, 2 ve 3. Evet. Şu ara boşluğa geçiyorum.
Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. Zincir çektiyseniz yine zincirle devam edelim. Çekmediyseniz zincirsiz devam edelim. Elinizin, ipinizin durumuna göre, kullandığınız tığın durumuna göre değişebilir. Ben bir tane zincir çektim. Burada da aynı şekilde devam ediyorum. Hep ara boşluklara batacağım. Ve bir sonrakine geçip yine 3 trabzan. Bu şekilde döne döne ilerleteceğiz. Her sırada burada gördüğünüz gibi eksilerek üçgen bir form alacak ve gittikçe küçülecek. Şimdi dediğim gibi devam ediyorum aynı şekilde. Evet, yine uç kısma geldim. Şurayı yine birlikte yapalım istedim. İpi üzerine alıyorum. Köşedeki boşluktan batıp trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpi tekrar üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde geçerek devam ediyorum. Bu şekilde ilerleteceğim. Dediğim gibi gittikçe küçülen, daralan bir formda ilerleyeceğiz. Şimdi kapatıp devam edeceğim. Evet, şöyle en son sıraya geldim. Zinciri çekiyorum. Ara kısma yine son üçlü trabzan grubumu yaptım. İpi üzerine alıp şu noktadan da birleştirdikten sonra, bakın, tek trabzan kalana kadar, yani üçlü trabzanımızdan bir tane kalana kadar devam ettim. Zincirimi çekip ipimi kesiyorum bu noktada. Hemen bunu da yine arka kısımda tekrar sabitleyip dibinden kesebiliriz ipimizi. Şöyle de bir bakalım. Gördüğünüz gibi üçgen forma geldi. Şimdi kenar kısımlarını tamamlayacağız. Kenar kısımları için renkli ipimle püskül yapacağım arkadaşlar. Şöyle belli uzunlukta, benimki 25 santim civarı ipler kesiyorum. İstediğiniz şekilde, hani bir şeye sarıp kesebilirsiniz daha pratik olsun diye. Ben böyle tek tek ölçerek keseceğim. Ve sonrasında bandanamızın kenarına bunlarla püskülümüzü yapacağız. Ne kadar olacağı yine göz zevkinize kalmış. Her bir üçgene birer tane zayıf düşer biraz, hani az olur. Onun için ben her karenin içerisine iki tane olacak şekilde yapacağım. Sizler de o doğrultuda tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben hemen şunlardan bir miktar keseyim. Evet, bir miktar ipimi kestim. Hatta tek tarafında şöyle yaptım, gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan tekrar birlikte yapalım birkaç tane. İpimi kestiğim iplerden alıyorum şöyle tek tek. İki ucunu bir araya getirdim. Dip kısmında kalan noktayı tığıma takıyorum. Geçireceğim boşluktan geçirdikten sonra karşıdaki iki ipi ilmek gibi alıp tığımdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde. Sırasıyla devam ediyoruz. Bütün kenarını bu şekilde kaplayacağız. Hangi aralıkta yapacağınız dediğim gibi tercihinize kalmış. Şöyle her üçgenin içine ikişer tane yaptım ben. Burada da bir trabzan üstü boş, bir trabzan üstü dolu olarak ilerlettim. Bence şöyle uygun sıklıkta oldu. Ne çok sıkı ne de böyle seyrek durmuyor. Bu şekilde devam edeceğim. Şu kalan kısmı da hemen bitireceğim. Şu noktada gösterdiğimiz gibi hepsini bağlayalım. Evet, şöyle tamamlayıp geldim. Gördüğünüz gibi çok da hoş oldu. Şimdi şu kenar kısımlarından zincirlerini yapacağım ki rahatlıkla bağlanılıp kullanılabilsin diye, istediğiniz ayarda kullanılabilir. En son motifimizin köşe noktasından ipimi sabitleyerek başlıyorum. Sonrasında zincir çekeceğim.
noktada isterseniz buradan karşı uca şöyle şu şekilde böyle 2-3 santimlik bir lastik dikerek de kullanabilirsiniz lastikli bir şekilde. Ama zincirle istediğiniz orantıda ayarlayabilmek, bağlayabilmek daha mümkün olduğu için ben bu şekilde zincir çekip tamamlayacağım. Bağlanabilecek kadar 20, 25, 30 santim civarı bir zincir. Karşı tarafı da aynısını yapayım. Hemen geliyorum. Evet, zincirlerini de tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle her iki uçtan yaptım ve arka kısımdan bağlanıp kullanılabilecek bir şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi gayet hoş oldu. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde pançoların üzerine özellikle çok güzel olur diye düşünüyorum. Panço modellerimiz var kanalda. Eğer isterseniz hani takım oluşturabileceğiniz modellerden de yorumlar kısmına yazarsanız sizlere link bırakabilirim. Yapacaklara kolay gelsin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.